Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Dört yanı cennet memleketimizin Sivas iline bağlı Gürün ilçesinden sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim Sivas'ın Gürün ilçesi. Sivas'a 130, Kayseri'ye ise 190 kilometre uzaklıkta ve 11 bin nüfuslu küçük bir ilçe. Gürün'ün en önemli özellikleri ise Yeşil Gürün. Lakabından da anlayacağınız üzere doğal güzellikleri, Şuğul Vadisi ve tabii ki eşsiz gölüyle Gürün gelinmesi ve görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Efendim bugün bir doğa harikasının içindeyiz. Sivas'a bağlı Gürün ilçesindeyiz ve yanımızda Ali Bey var. Bu doğa harikasını bize kendisi anlatacak. Ali Bey nasılsınız? Salih Bey öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler. Siz de iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyoruz Ali Bey. Biz şu anda neredeyiz? Şu an Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Gökpınar Gölü'ndesiniz. Gökpınar Gölü Sivas'ın Gürün ilçesinde dediğim gibi ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta. Tamamen doğal oluşumlu bir göldür ve doğa harikası olarak tabir edilir. Bu konuda yine Gökpınar için çeşitli tabirler kullanılır. Bunlardan biri Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazan Bozkır'ın içindeki cennet olarak tabir edilir. Yine aynı şekilde Bozkır'daki vaha olarak da tabir edilen bir yerdir. Gölün oluşumu hakkında aslında efsane diyelim, iki tane efsane bulunmaktadır. Aslında birbirine benzer hikayeler. İlk efsanemiz, burada koyunlarını otlatan bir çoban var ve burasında daha önce su bulunmuyor ve çoban burada koyunlarını yatırıyor. Koyunlarla birlikte yatarken birden su kaynıyor, çoban ve koyunlar birden suya kapılıp gidiyor. Hani gölün oluşumu hakkındaki söylenen birinci efsane budur. Diğer bir efsane ise yine dediğim gibi koyunlarını otlatan bir çoban var. Aslında benzer tabirler dediğim gibi koyunlarını otlatan çoban var ve çoban ve koyunlar susuzluktan dolayı bitap düşmüş durumda. Çoban elindeki asasını suya vurunca tamamen gölün her yerinden su kaynamaya başlıyor ve göl oluşumu ortaya çıkıyor. Tabii bunların ikisi de birer efsane. Aynen. Fakat her ne olursa olsun Gökpınar Gölü görülmeye ve gezilmeye değer. Sivas'a bağlı Gürün ilçesinde Gökpınar mevkiinde gezintimiz devam ediyor. Efendim gölde muhteşem bir tekne gezisi yaptık ve gerçekten göle hayran kaldık. Ama hemen gölün dışında Gökpınar mesire ve kamp alanı da mevcut. Buraya gelen vatandaşlar aileleriyle birlikte burada pikniklerini yapıp mangallarını yakıyorlar. Tabii yasaklar olmadığı takdirde. Hemen arka tarafımda biraz sonra oraya geçeceğimiz alanda da çadırlar kurularak kamp hizmeti veriliyor. Sivas'ın ortasında, Evliya Çelebi'nin de bahsettiği gibi Bozkır'ın ortasında buraya gelen vatandaşlar deyim yerinde ise cenneti yaşıyor. Gürül gürül akan suyun hemen kenarındayız. Akif Bey'le birlikte ayaklarımızı şu serin sulara bir daldırdık. Günün yorgunluğunu, işin stresini de bu şekilde sularla birlikte göndermiş olduk. Efendim Gürpınar mesire alanı ve kamp alanındayız. Çok güzel bir yer. Gerçekten tam bir doğa harikası Akif Bey. Neler söylemek istersiniz? Efendim hoş geldiniz öncelikle Salih Bey. Burası gerçekten suyuyla, beraklığıyla ve mesire alanıyla oldukça doğal ve güzel bir yer. Yani gördüğünüz üzere ayağımızı 5 dakika suda sokamıyoruz. Çok soğuk ve yaz kış değişmeyen bir su derecesi var. Onun dışında mesire alanımızı gezeceğiz, kamp alanlarımızı gezeceğiz. Mesire alanında daha çok yazın tabii ki kullanılıyor. Buranın kışı soğuk olduğu için Malatya'dan, Kayseri'den ve Sivas'tan gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Daha çok tabii oralardan geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen görenler var. Ayrıca gurbetçilerimiz çok. Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan gelen gurbetçilerimiz çok. Ve her geleni memnun etmeye adamış gönülleriz. Herkesi buraya bekliyoruz. Evet, şu anda Gökpınar kamp alanlarından bir tanesindeyiz. Göle sıfır bir noktada bir sabaha işte tam da böyle uyanabiliriz. Neler söylemek istersin? Kesinlikle öyle. Salih Bey şöyle, tesisimiz kampseverlerin de gözdesi durumundadır. Yani sezon içerisinde birçok kampçımızı burada misafir etme şansını yakaladık. Kampçılarımıza sunduğumuz çeşitli faali avantajlar ve hizmetler var. Bunlardan birkaçı hani önemli ihtiyaçlar olduğu için söylüyorum. Işıklandırmadır, elektriktir ve diğer bazı ihtiyaçlarını biz sorunsuz şekilde karşılıyoruz.
Ücret konusuna gelecek olursak çok cüzi miktarlarda ücretler alıyoruz ve onlara elimizden geldiğince her türlü fırsatı sunma imkanı tanıyoruz. Ücretlerimiz de gecelik çadır başı diyeyim, yani kurulan çadır miktarınca 50 lira alıyoruz. Ve dediğim gibi çeşitli imkanları da onlara sunup burada mağdur etmeme konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Yani 50 liraya bir çadır buraya koyuyoruz. İçinde 3 kişi, 4 kişi, kaç kişi kalırsak kesinlikle o kadar kişi konaklayabiliyoruz. Aynen öyle. Gürün sebze halindeyiz ve Gürün'ün verimli topraklarında yetişen muhteşem meyveleri ve kuru yemişleri tatmaya, sizlere de tanıtmaya geldik. Efendim yanımızda Latif Bey var. Latif Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yiğidin harman olduğu diyar Sivas'tayız. Sivas'ın da Gürün ilçesindeyiz. Yeşilgürün, evet. Sivas'ın en nadide güzel ilçelerinden birisidir. Peki, arkamda çeşit çeşit bitkileri, meyveleri görüyorum. Bunların her biri Gürün'ün nadide topraklarında yetişerek vatandaşlarla buluşuyor. Neler satıyorsunuz burada? Biz burada tamamı Gürün'e ait olmak üzere kayısı kurusu, yaprak kayısı, gün kurusu, sarı islim, dut kurusu, dut pestili, Gürün'e özgü tescillenmiş olan dut pekmezimiz. Peki Latif Bey, tezgahın kralı, tezgahın gülü diyebileceğiniz sizin için ve Gürün için özel bir yiyecek burada mevcut mu? Kesinlikle. Yani bunu bir tane olarak ayrıştırmak yanlış olur. Bunu dut pekmezi olarak kesinlikle penisilin niyetiyle kullanabileceğiniz tamamen organik pekmezi tavsiye ederim. Doğal kompostoluk ve atıştırmalık yaprak kayısıları tavsiye ederim. Yani normal sarı kayısıyı her yerde bulabilirsiniz. Ama Gürün'ün kayısısı farklıdır. Özellikle duttan yapılmış olan dut pestilimiz, şöyle göstereyim. Hemen arkamızda. Şöyle, bu dutun kaynatılarak güneşte serilip kurutularak hazırlanmış hiçbir katkı içermeyen dut pestili. Dut pestili. Kayısıdan bahsettiğiniz, kayısılar oldukça iri, oldukça da güzel gözüküyor. Kayısı konusunda Türkiye'de tabii ki Malatya şehrini başa yazarız ama Gürün'ün de Malatya'dan aşağı kalır bir yanı yok herhalde. Malatya'nın bütün kayısıları, kalite olan kayısıları Gürün'den gidiyor. Yani oradaki iri happeli, jumbo boyları çoğunluk Gürün'den gidiyor. Peki o lezzetli kayısılara bakalım mı birlikte? Tabii ki. Buyurun. Gün kurusu herhalde. Bu bizim buranın ilaçsız tamamen doğal kayısı, gün kurusu ve kayısıları. Şöyle bir tadına bakıyorum. İşte öyle yemeyeceksin. Biz bunu hemen ne yapıyoruz? Şöyle açıyoruz. İç kısmına kayısı çekirdeğine bandırıyoruz. Şöyle mükemmel bir atom oluyor. Afiyet olsun. Vallahi siz orada o kadar güzel anlattınız ki elime verir vermez ben de bir tadına bakayım dedim. Tabii ki, tabii ama ki. Böyle yenmiyormuş. Yeme stili, şekli bu herhalde Gürün'de. Bir de bu şekilde bakalım. Tabii. 100 üzerinden kaç puan? Valla 100 üzerinden bir 98 veririm. 2'yi de kendimden kırıyorum. Biraz erken davranıp yedim. Afiyet olsun. Gezici Radar programı tüm hızıyla devam ediyor. Efendim şu anda Gürün Ulu Camii'deyiz ve yanımızda Abdi hocamız var. Gürün'ün en önemli ve en tarihi noktalarından bir tanesi. Bakalım Ulu Cami'nin tarihini şimdi Abdi hocamıza soracağız. Hocam merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle Gürün'ümüze, camimize hoş geldiniz. Cenab-ı Allah emeklerinizin karşılığını versin. Gürün Ulu Cami'nin tarihi Sultan 4. Murad'ın Bağdat Seferi ile başlar. 1630'lu yıllarda Sultan 4. Murad Han Bağdat Seferi'ni yaptığı zaman Bağdat Kadısı olan Hacı Molla Efendi'yi Diyarbakır Kadısı olarak atar. Diyarbakır Kadısı olarak göreve başladığı zaman da oğlu veya bir rivayette torunu olduğu iddia edilen Şeyh Kasım Efendi Malatya'nın Darende yöresine gelir. Somuncu Baba'nın, Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri'nin daha önceden kurmuş olduğu medreselerde ilim tahsil eder. Daha sonra da gelir Gürün'e yerleşir Şeyh Kasım Efendi. Burada önce bir mescit yapar. Daha sonra bu cami-i şerif ihtiyaçlara cevap vermez. Büyütülmek istenir. Efendim cami-i şerif büyütülür. Birkaç defa restorasyona uğrar. Ondan sonra 1920 yılında büyük çaplı bir restorasyon yapılır. Daha sonra da 1992 yılında camimizin
son cemaat mahfili yapılır ve bugünkü görünümünü kazanır efendim. Yani hocam aslında tarihi çok çok eskilere dayanan Gürün içinde, Sivas içinde, hatta Anadolu coğrafyası için önemli camilerden bir tanesindeyiz. Hemen girişte bir taş vardı. Üzerinde cami yapılırken çıkartılan bir taş olduğunu söylediler bize. Bir ona bakalım isterseniz. Bir de o üzerindeki yazıyı sizlerden dinleyelim mi hocam? Buyursunlar. Hem tarihi bakımından çok önemli, hem de tarihe ışık tutan bir kitabe. Bir de ecdadın camiye ne kadar önem verdiğini, camilerimizin ecdad için ne kadar önemli olduğunu, bunu bir de sanatsal bir şekilde böyle taşa yansıtması, bugüne aktarması bizim için çok önemli bir şey. Şimdi burada der ki, dehri fani bülüp anladı yoktur yari, pek harap olmuştu cami kebir ve minberi. Hacı İsmail Ağa eyledi bezlü emvali, sadıka sen dahil ihda et gör tarih. Bunun bir de sadeleştirilmişi, yani günümüz Türkçesiyle sadeleştirilmişi var. Hayatın faniliğini bilip dost olmadığını anladı. Pek harap olmuştu ulu camii ve minberi. Hacı İsmail Ağa ki bunun için malını harcadı. Ey sadıklar, sen de bağışta bulun, gör tarihi. Efendim şu anda Gürün tarihi açısından en önemli noktalardan bir tanesindeyiz. Gürün mağara evlerinin içindeyiz. Yanımızda da Burhanettin Bey var. Bu mağara evlerinin tarihini kendisinden öğreneceğiz. Burhanettin Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Şu anda gerçekten tarih noktasında, insanlık tarihi noktasında önemli bir lokasyondayız. Gürün mağara evlerinin hemen içindeyiz. Burhanettin Bey, bu evlerle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle Gürün'ümüze, yeşil Gürün'ümüze hoş geldiniz. Bu mağara evlerinin milattan önce 2000'li yıllarda Hititler tarafından yapıldığı söyleniyor, biliniyor. Buraların, bu yerleşim yerinin zamanında işte insanların el işçiliğiyle yaptığı ve 50 haneyi de barındırdığı biliniyor. Gürün'ün tarihinin ne kadar eski olduğunun da bir göstergesi diyebiliriz. Gürün'ümüzün balı yöresel olarak, iklimsel olarak kayısı, meyve ağaçları çeşidi çok olduğu için çok düzenli, çok güzel, kaliteli balımız var. Buranın bir de özelliği dağlarının yükseltisinin olması, kademeli olarak çeşit aroması, florası çok zengin ve meyvesi zebzesi gibi de balı da çok meşhurdur. Ayrı bir aroması, tadı, lezzeti vardır. Gürün'ün balı olmazsa olmaz mı diyorsun? Tabii tabii. Yani ve iklim olarak da, yükselti olarak da, yani şu anda bulunduğumuz yer 1200 rakamda bal veriminin en kaliteli olduğu, 1200 ile 1500 arasındaki flora olarak da, zengin olarak da, bitki örtüsü olarak da çok çeşitli. Peki bu arılar insanı sokuyor mu? Sen böyle kıyafetsiz geldin. Tabii tabii. Ya sokar da, şu andaki arının ırkına da bağlı. Bir de mevsimsel olarak, yani şu anda kapağını da açsak bizi fazla o kadar şey yapmaz. Efendim şu anda Gürün ilçesine bağlı Şuğul Vadisi'ndeyiz ve hemen sol tarafımda gürül gürül akan vadi boyunca suyu görüyorsunuz. Kaynak öylesine güçlü ki işte kocaman kayaları yarıp aşağıyla buluşuyor ve su öylesine berrak ki onlarca metre altta yüzen balıkları bile bütün berraklığıyla görme imkanını sizlere sunuyor. Efendim vadi boyunca yürüdük, yaklaşık olarak 1-1,5 kilometre kadar uzunluğuna sahip ve sağ tarafta muhteşem kayaları görüyorsunuz. Sol tarafta ise gürül gürül akan su sizlere eşlik ediyor. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta dört yanı cennet memleketimizin Sivas ilinin Gürün ilçesindeydi. Efendim Gürün'ün Gökpınar Gölü, tarihi taş evleri ve hiç kuşkusuz ki Şuğul Kanyonu bizleri kendisine hayran bıraktı. Önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın diyorum. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.